Meme implantlarının meme kanseri riskini arttırdığı doğru bir bilgi değil. Hatta son zamanlarda yapılan bir çalışma gösterdi ki meme implantı yaptıran kadınlarda meme kanseri görülme riski az da olsa düşüyor. Bunun tabii sebebiyle ilgili bir sürü spekülasyon var. İncelemeler devam ediyor. Estetik cerrahiyle ilgili bir başka mit, liposuction'la alınan yağların yerine geri döndüğü ile ilgili. Bu da gerçek bir bilgi değil. Liposuction'la alınan yağlar kalıcı olarak vücuttan uzaklaştırılıyorlar. Tabii ki kilo alabilirsiniz liposuction sonrası ya da kilo verebilirsiniz. Kilo alırsanız da geride kalan yağlarınız büyüyebilir. Ama liposuction'la alınan yağ hücreleri vücudunuza geri dönmez. Botoks, yüzünüzdeki kasların kasılma gücünü azaltarak etki eden bir uygulama. Mimiklerle oluşan kırışıklıkları, alın bölgesinde, kaş arasında ve göz kenarındaki kırışıklıkları ortadan kaldırmak için yaptığımız bir uygulama. Bu uygulama sonrasında ifadesiz kalmazsınız. İfadeniz aynen eskisi gibi devam eder. Mimiklerinizin bir kısmının gücünü azaltmış oluyoruz bu uygulamayla. Bu sayede zaten bu kadar derin çizgileri ortaya çıkartamıyorsunuz. Ama baby botoks veya işte oyuncu botoksu gibi uygulamalar, daha düşük doz uygulamalarla bu mimiklerinizi yapmaya dahi devam edebilirsiniz. Liposuction maalesef selüliti yok etmez. Selülit sadece yağ dokusuna ait bir sorun değil. Cilt ve yağ dokusu arasındaki ilişkide bir sorun var. Biz liposuction'la yağ dokusunu azaltıyoruz ama selülit görünümünü ortadan maalesef kaldıramıyoruz. Estetik operasyonların tamamında dikiş yok. Dikiş olan bütün ameliyatlarda kalıcı bir iz olur. Fakat bizim yaptığımız şey ne? Bu izleri çok iyi saklamak. Göz kapağı ameliyatı yapıyorsak, göz kapağı üstündeki katlantının içinde. Yüz germe ameliyatı yapıyorsak, kulağın hemen önündeki katlantının içinde. Meme büyütme ameliyatı yapıyorsak, meme altı katlantının içerisinde. Burun ameliyatı yapıyorsak, burnun içinde. Bu dikişleri bu şekilde gözükmeyen yerlere saklıyoruz ki dışarıdan belli olmasınlar. Ama bütün ameliyatlarımızda dikiş yok. İple yapılan askı uygulamalarında, liposuction uygulamalarında iz kalmaz. Liposuction kilo vermenize yardımcı olacak bir yöntem değil. Liposuction ideal kilonuzda veya biraz fazlanız da olsa dahi bölgesel yağ fazlalıklarınızdan kurtulmanızı sağlayacak bir uygulama. Ameliyata girdiğinizde 80 kilosunuz diyelim. Ameliyattan çıktığınızda 80-81 olabilirsiniz ödeminde etkisiyle. Kilo vermiş sayılmazsınız ama kesinlikle çok daha ince ve problemlerinizden kurtulmuş olacağınızı söyleyebilirim. Meme implantları bizim meme dokusunun arkasına ya da daha da geri planda kasın da arkasına koyduğumuz implantlar. Meme implant ameliyatı sonrası yani meme büyütme ameliyatı sonrasında emzirme ile ilgili fonksiyonlarınız değişmez. Tabii ki emzirip emziremeyeceğinizi önceden öngörmek mümkün değil ama implant ameliyatı bu süreci değiştirmeyecektir.